Hocam seçimler hakkındaki rüyanız tabir ettiğiniz gibi çıkmadı herhalde. Hı. Bunun hikmeti nedir? Şimdi rüyamızın tabiri çıkmadı demek için daha erken. Dur bakalım bir daha bir, bir seçim <laughs> daha olacak. Ama şu var. Bu sal çoğunluk şartı mantıklı bir şart değil. Bunu da AK Parti getirmiş ama biz bunu mantıklı görmüyoruz. Yani 5 puan üzerinde ezici bir çoğunlukla galip gelinmiş ama kazandım denilemiyor. Öyle bir seçim sistemi kurulmuş yani. İlle ellinin üzerinde olacak diye. Hani demokrasi diyorsanız gerek yoktu bu elli şartını koymaya. Çoğunluk neyse şimdi tekrar seçim olacak. Tekrar millet uğraşılacak vesaire vesaire. O haseble AK Parti şöyle karşı tarafı 1 iki geçen değil 5 puan önde seçimi bitirdi. Onun için rüyamıza çok da ters değil. Ama tabii bizim tahminimiz yüzde elli falan alırdı. Belki de bu seçimde öyle alır diye düşünüyoruz. Neticede rüyanın nasıl tecelli edeceği sadık rüya mıydı yoksa gündüz gördüğümüz şeylerden etkilenip de gece rüyamıza mı girdi? Bu seçimlerde belli olur. Hüdapar iş görecek diye o vakit söylemiştik. Hüdapar AK Parti şeylerinden girmiş herhalde değil mi? Yani Hüdapar'ın tam net ne oy aldığını onu da bilmiyoruz. Öteki listeden girdiği için. Gösterildiği kadar da şey aldı. Hüdapar'ın yalnız meclise girmesi şöyle çok güzel. Söylemleri tam dini söylemler. Bu yani onların meclise girmesi devrim gibi bir şey arkadaş. AK Parti 20 senedir çok büyük bir başarıyla güzel bir şekilde yönetiyor. Ama AK Parti çok ılıman yürüyor yani dini konularda sert, keskin bir adım atışı yok. Ama şimdi yeniden Refah Partisi ile inşallah Hüda Parti ile bu adımlar atılacak diye ümit ediyoruz. Bu noktadan önemli yani. Doğu gördüğünüz üzere HDP'nin elinde resmi yeşil solun. Yani bu herhalde ilk adımları olur diye ümit ediyoruz. Ve güzel de bir hizmet edilirse oradaki insanlar da özünde Müslüman insanlardı, kandırılmış insanlar. Yani İslam kanlarını çekecek diye düşünüyorum. İnşallah ve o tehlikeden kurtulacaklar diye ümit ediyoruz.